Söze New York Times'ın haberiyle başlayacağız. Şimdi yalanlanan, asılsız diye nitelenen AKP tarafından o haberdeki detaylar nelerdi? Önce onu hatırlayalım isteriz ve iki vurgu var, onu aktaralım. Birincisi IŞİD'le Türkiye arasında kaçak petrol anlaşması yapıldığı ve AKP'li bazı isimlerin bundan kazanç sağladığı ifade ediliyor. Aynı zamanda Irak Türkiye arasında petrol tankeri bu kaçakçılığa gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir Pentagonlu yetkili de diyor ki tankerleri görüyoruz, şu ana kadar vurmadık, vurabiliriz. Şimdi çok tuhaf iddialar var. Bu iddiaları siz nasıl karşıladınız? Size daha önceden böyle yorumlar, duyumlar gelmiş miydi? Örneğin dün yine gündeme getirdik, Fehim Taştekin de bağlandı. Radikal'e yazdığı yazıda hortumlarla zaten kaçakçılığı tespit etmiş o hortumlar toplanırken. Yani yeni değil aslında galiba anladığımız üzere bu konu. Şimdi bir kere olayın ayrıntılarına bakmakta yarar var. Türkiye'ye deniz üzerinden, Güneydoğu'daki sınırlarımız üzerinden çok uzun zamandır hem ürün bazında hem de genelde ham petrol olarak kaçak petrolün girdiği, yani herkes tarafından bilinen ya da konuyla ilgili kesim tarafından net bilinen bir olay. Bu işin şu boyutları var. Bir, Irak üzerinden çok uzunca zamandan beri tankerlerle ya da kamyonlarla, kamyonlara monte edilmiş özel depolarla yapılan bir kaçakçılık var. Bunun ötesinde son zamanda Kerkük Yumurtalık ya da resmi adıyla Irak-Türkiye Ham Petrol boru hattı üzerinden yasa dışı olarak yapılan ve Türkiye'nin de altyapı oluşturduğu, yani Türkiye'deki mevcut iktidarın altyapı oluşturduğu bir kaçak sevkiyat var. Onu da açarım biraz sonra. Bir de Suriye üzerinden biraz önce sizin dile getirdiğiniz gibi gene ilkel bir takım borularla, plastik borularla yapılmakta olan, özellikle IŞİD'in o coğrafyayı ele geçirdikten sonra Rakka ve civarındaki, yani Suriye'nin kuzey tarafı, Türkiye'nin güney sınırından aşağıya, güneydoğu sınırında, Suriye sınırının öbür tarafında IŞİD'in eline geçen araziden, oradaki kuyulardan yapılan yukarıya doğru bir sevkiyat var. Şimdi burada yeni olarak gündeme gelen ya da son dönemde bir aydır uluslararası basında Alman istihbaratının ve Amerikan istihbaratının mutlaka ilgili gazetelere sızdırdığı diyeceğiz. Çünkü yani New York Times'da haberin orijinaline bakanlar görürler. Çok detaylı uydu fotoğraflarıyla biraz önce sözünü ettiğiniz o taşıyan, petrol taşıyan araçların görüntüleri var. Yani Pentagon'ın hani şimdiye kadar vurmadık diye aba altından sopa gösterdiği, bunu herhalde New York Times muhabirleri uzaydan tespit etmedi. Yani bu belli ki belli kanallardan servis ediliyor ve bir mesaj veriliyor. Şimdi biraz önce gene farklı bir haber olmakla beraber kriptolu telefonların dinlenmesi konusunu gündeme getirdiniz. Yani devletin en tepesindeki, en gizli olması gereken, yani içeriği facia, hani işte iki tane oradan roket atarız, askeri müdahalenin altyapısını oluştururuz gibi Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan konuşmaların sızması vesaire, yani bunun uluslararası hukuka aykırılığı vesaire ayrı, ama demek ki devletin en tepesinde yapılan her türlü gizli görüşme yabancı servislerin elinde. Bunun getirdiği ne var? Dış güçler ne istiyorsa size, bu coğrafyada ne yaptırmak istiyorsa, ona karşı eliniz zayıf demektir. Yani evet, doğru dürüst tedbir alamıyorsanız. Evet, gizli saklı hiçbir şey yapamazsınız demektir. Evet, bunun yani ayrıntılarına girelim şimdi, evet, isterseniz. Şimdi evet, en sonuncusundan başlayalım. Yani IŞİD'in parasal kaynak yaratmak üzere hem Irak coğrafyasında, Sünni ağırlıklı coğrafyada hızla ilerledi, hem de Suriye coğrafyasında elinde tuttuğu belli kuyular var. Ancak ham petrol, Türkiye'ye sevk ederseniz bunu, bunun alıcısı Tüpraş'tır. Ham petrolü siz normalde herhangi bir proseste doğrudan kullanamazsınız. Bunun rafine edilmesi lazım. İddialar arasında şu da var, yani dünkü haber için söylemiyorum, uzunca süredir takip ettiğimiz. Deniyor ki IŞİD alıyor bu petrolü, Bayeci rafinerisinde kısmen rafine edilebiliyor, onların kontrol altına aldığı, ama aracılar vasıtasıyla kuzey, yani Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle belli bağlantılarla orada rafine ettirip ürün cinsinden
Türkiye'ye sevk ediyor diye uluslararası basında uzunca süredir haberler var. O petrol nereye gidiyor? Geçtiğimiz haftalarda da Avrupa'ya satılıyor diye bir haber vardı. Şimdi o sizin söylediğiniz, biraz sonra değineyim, Kerkük Yumurtalık boru hattına yapılan bir bypass var. Hı hı. Yani kafaları çok karıştırmadan bir tanesi IŞİD'in şu an Suriye'den ve Irak'tan ele geçirdiği sahalardan rafine ederek ya da işte kondensat gibi rafine ürüne yakın bir takım petrol türevlerini yani ham petrolle birlikte bulunan bir takım ürünleri Türkiye tarafına, İran tarafına, Irak'ın kuzeyinden, Barzani üzerinden gene uluslararası piyasalara gene Türkiye üstünden sevki söz konusu. Bir IŞİD'in yaptığı iş var. Onun ötesinde bu iktidarın altyapı oluşturduğu Irak Türkiye ham petrol boru hattı üzerinden şu yapıldı. Bu hukuksuzdur mesela. Yani bu hukuksuzluğu yapanın IŞİD'le işbirliğine girmesi çok da sürpriz olmamakta. Yani bir şey iddia etmek ayrıdır, ispat etmeniz lazım ama belli ki bir takım telefon dinlemeleri, uydu görüntüleri, ellerinde bir şeyler var ki bunu şimdiden sızdırıyorlar ve size belli mesajlar veriyorlar. Yani o mutabakata imzanı atmadın ama atsan iyi olur gibi bir mesaj diye alabilirsiniz ama bizi ilgilendiren tarafı ülkemizi bu hukuksuz işlerle, IŞİD gibi bir terör örgütüyle işbirliği yaparak eğer bu iddialar doğruysa nasıl bir riskin altına soktukları ve hem Irak hem Suriye coğrafyasında bir sürü masum insanın kafalarının kesilmesi, ciğerlerinin sökülmesi düzeyine vardırılan vahşice bir şeyin muhatabı yapmaları bu parasal destekle oluyor. Şimdi şu çıkıyor ortaya, IŞİD'e karşı Türkiye etkisiz kalıyor diye hani şu anda geçen haftaki o üst düzey ABD'lilerin ziyaretlerinden sonra eleştiriler gündeme geldi. Hı hı. 49 rehine buna bahane olarak ifade edildi. Yani 49 rehine canlı kalkan diye bir bahanesi var şu anda hükümetin. Ama aynı zamanda ortada bir de işbirliği var. Onu mu anlayalım yani buradan? Öyle ciddi görünüyor. Bir petrol işbirliği var. Kaçak petrol işbirliği. Böyle bir algı var. Mutlaka da bunun arkasında herhalde somut bir şeyler var ki New York Times gibi bir yayın organında. Ondan önce yani gözlerden kaçmıştır. Mesela önümde bir tane getirdim. 22 Ağustos 2014 Irak'ın kara borsadaki petrolü IŞİD'i nasıl fonluyor? Hı-hı. Mesela bunu öne süren görüşlerde bakıyorum. Luay Al-Katibe ait. Bu da Irak'ta bir enstitünün başında uzunca yıllardır petrol sektöründe faaliyet gösteren. Yani biz dünyanın bildiği ve tartıştığını konuşuyoruz şu anda. Asılsız denilse de. Takip edenler biliyor. Hı hı. Ama bize işte New York Times'da işte uyanık birisi okumuş da biraz fazla bize yeni mal olmuş. Hani uluslararası basını takip eden, bu işleri takip edenler biliyor. Şimdi ben geçmişten bu tarafa şunları hatırlatırsam o zaman belki yani kuşkuların arkasındaki yani haklılığa bir işaret olabilir. Bakın mesela Şehristani. Yani en son Irak'ta hükümet değişmeden önce enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı ne diyor? Kuzeydeki bölgesel yönetim Irak'taki üretilen petrolün bir bölümünü yıllardır merkezi hükümete vermeden ihraç ediyor. Ki bu Irak Anayasası'nın ilgili 110, 111, 112. maddelerine aykırıdır. Peki ihraç ediyor da bir şey ihraç ediyorsunuz birilerinin de ithal ediyor olması lazım. Hı hı. Onu resmi olarak devlet kuruluşları da yapabilir. Özel şirketler de yapabilir. Size düşen o uluslararası hukuka aykırı işleri önlemektir. Sınırınızı kevgir haline getirmek değil. Yani Türkiye'den dışarıya militan ihraç ediyorsunuz. Geçişine izin veriyorsunuz. Oradan da bu tarafa kaçak petrol ve petrol ürününün gelmesine seyirci kalıyorsanız bu da sizin devlet olarak saygınlığınızı ortadan kaldırır. Bakın şunu söylüyor. Bu kaçak ihracat tüm Irak halkına aittir. Ve bu ihracat İran ve Türkiye üzerinden yapılıyor diyor. Şehristani bu başbakan yardımcısının demeci. Diyor ki yeni değil değişim şu. 2008 ve 2009 yılında 1 milyar dolar. 2010 yılında 2,1 milyar dolar. 2011'de 3,54 toplam 6,65 milyar dolarlık Irak'a ait, Irak halkına ait petrol Türkiye ve İran üzerinden kaçak olarak kamyonlarla sevk edilmiştir. Şimdi bu petrol bir yere gidiyor. Bunun da Türkiye'de bir muhatabı var. Bunlar özel şirketler olabilir, başka bir şey olabilir. Ben şimdi mesela size Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın yazısından somut bir örnek vereyim. Daha bir ay önce yazdı. Hı hı. Bütün bölgeyi gezdi. Son derece iyi bir araştırmacıdır Tolga. Gezdi ve şunu söylüyor. Gittim gördüm. Bütün o depolanan yani bir taraftan
ham petrol sevkiyatı boru hattıyla yapılıyor yeni olarak. Hı hı. Ama bu kamyon ticarette var. Asıl gözden kaçan diyor günde 700 kamyon. Her biri 25-26 ton. Daha net 26 ton. Çarpıyorsunuz ediyorsunuz. Bu günde 100 bin varillik eşittir kabaca. 1 milyon dolara yakın günlük bir sevkiyat. Boru hattından hariç yani kamyonlarla. Ve bu diyor 3 tane depoda toplanıyor. Bir tanesi Mersin Ataş. İki tanesi de diyor 4 yolda Delta Rubis. Ve hepsi de gayet açık Toros. Biliniyor yani. Tabii yani Hürriyet gazetesindeki yazı. Şimdi 3 tane depoda toplanıyor ve bir tane şirket var bu sevkiyatı yapan. İran kuzeyinden tankerlerle, kamyonlarla getiren Powertrans. Meraklısı Powertrans şirketini izlesin. Sürekli olarak o ticaret sicildeki ortaklar vesaire el değiştiriyor ama ben birçok yazımda da yazdım. Bütün yollar Roma'ya çıkıyor bakıyorsunuz. Yani o aidiyete baktığınız zaman iktidar partisine yakın, oradan aday olmuş vesaire. Yani bir takım muhtemet isimler var. Ha bunun bir adım ötesine gidebilmeniz için yani istihbari şeyiniz olması lazım. Devlet olmanız lazım. Onları ortaya koyarsınız. O ayrı bir tartışma konusu. Örtbas edilir edilmez. Yani aralık operasyonları vesaire gibi. Ama şimdi burada birincisi kamyonlarla çok uzun yıllardır yani Şehristani'nin sözleriyle söyleyeyim 2008'den bu tarafa bugünkü rakamları da ekleseniz herhalde 8-10 milyar dolara varmış bir ticaret var. Bu bir. İkinci İçinde hukuksuzluk. İçinde kaçak da barındıran. Hepsi kaçak. Hı hı. Hepsi kaçak. Çünkü bu Irak Anayasası'na göre ben şeyi de yolladım. Hani bir tane maddesine bakalım mesela Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın bir maddesi benim elimde de var. Eğer arkadaşlar gösterirse resmi gazete var mesela 14 Ocak 1977 burada resmi gazetede yayınlanan onun ham petrol nakliyatıyla ilgili bir bölümü var. Diyor ki Türk toprakları içinde kim imzalamış onu da söyleyelim önce. Irak hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu ikisi imzalamış. Yani tarafı bunun Irak hükümeti. Bölgesel bir yönetim değil. Yani, değil. Bölgesel yönetim değil. Evet. Biz devletsek devlet gibi davranmak zorundasınız. Türk toprakları içinde nakliye, pompalama ve yükleme işlemlerini tekeffül ettiği için Türk tarafı Irak'tan gelen ham petrollerin taşınmasıyla ilgili olarak tüm depolama ve ihraç merkezleriyle terminalde Irak tarafının direktiflerine uyacaktır diyor. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bölgesel yönetimle kendilerine ait olmayan işte bakın onu da ekranda görüyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyor? Biraz ekranda kaldıktan sonra bir önceki yansıyı gösterebilirlerse arkadaşlar o kaçak nasıl bağlanmış boru hattı. Yani ben somutlamak için dedikodudan biraz daha öteye bakın bu Suriye'den gelen Genelkurmay'ın web sitesinde diyor ki Genelkurmay Başkanlığı Hatay'daki Suriye sınırında akaryakıt kaçakçılığında kullanılan 5 kilometre uzunluğunda boru hattı tespit edildiğini bildirdi. Bir sonraki resimde mesela o söylediklerimi de koydum. Genelkurmay Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması var. Lokasyonu söylüyor. 8 farklı noktada bu bulabildikleri 5000 metre uzunluğunda 8 adet boru hattı. Bu Suriye halkına ait. Şimdi IŞİD bunu Genelkurmay'ın bu borularla Türkiye'ye peki Türkiye ucunda kim var? Değil mi? Siz devletseniz bunu niye görüp de önleyemiyorsunuz? Yani bu New York Times'ın keşfi değil işte Genelkurmay da açıklamış. Genelkurmay'ın da yani şimdi siz eğer bunlarla sabıkalıysanız ve bunun tedbirini alamıyorsanız tekrar ediyorum buradan dışarıya mühimmat vesaire tutanaklar var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın dile getirdiği MİT tutanakları açıkladı bunları. Hı hı. Orada da göreceğiniz gibi hem mühimmat sevkiyatı var hem de militan sevkiyatı var. Siz bunu kevgire dönmüş bir sınırı kontrol edemiyorsanız burada sorumlusunuz. Öbür taraftan da kaçak petrol ve petrol ürünü geliyor bunu önleyemiyorsanız Suriye'den ve Irak'tan burada da sorumlusunuz. Ama bir sonraki aşaması da eğer bu kadar zamandır herkesin bildiği bir şeyi önlemiyorsanız o zaman da haklı olarak insanlar size şunu söyler. Demek ki bu işin içinde siz de varsınız. Yani ben ispat edilmemiş bir şeyi dedikodu üzerinden yorumlamayı doğru bulmam ama biraz önce de ham petrol boru hattı ile ilgili o anlaşmayı şunun için gösterdim. Şimdi bunu ama devlet olarak bunun altyapısını hazırladığınız ortada. Çünkü Ceyhan'daki depolara geliyor. Boru hattıyla geliyor. Peki nasıl bunu halletmişler? Biraz önceki fotoğrafta gösterdiler. Gösterdiler. Bakın normalde
boru hattı Kerkük Yumurtalık ya da Irak Türkiye Ham Petrol boru hattı gelir. Hemen bizim Habur'dan Türk topraklarına girer. Sizin sorumluluğunuz o boru hattını, depoları, terminali Irak hükümetinin talimatı doğrultusunda işletmektir bu anlaşmaya göre. Şimdi bunlar ne yapmış? Arada kaçağa göz yumamazsınız yani sorumluluğunuzu yerine getirmeniz gerekir. Bakın, şu sanırım şimdi söylediğiniz şuna harita. Bakın yani bu tam anlaşılmayabilir ama bu bir belgedir. Normalde Türkiye sınırının hemen öncesinde bir ölçüm istasyonu var. Irak Milli Şirketi SOMO'nun orada ölçmesi lazım. Yani ne kadar petrol gidiyor diye onların kontrolünde. Ama bir bypass yapmışlar. Ölçüm istasyonuna bypass bağlantısı. Biz konuşurken de kaybolmasın harita arkadaşlar. Bu bypass bağlantısı şimdi sizin kendi topraklarınızda bunun bir ucu Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin kontrolünde. Öbür ucu da sizin sorumluluğunuzda ama olan. Ama arada kaçaklar var işaretlendiği üzere. O boru hattı şu SOMO'nun yani Irak Milli Petrol Şirketi'nin ölçüm istasyonunu bypass etmek için yapılmış. Ve doğrudan size hakları olmayan bir şeyi Barzani takımı Türkiye'ye bu boru hattıyla pompalıyor. Yani kamyonlar bir iş 700 tane kamyon kaçak olarak. Irak halkına ait, Irak Anayasası'nın 110, 111, 112. maddelerine göre, Irak'ın geçerli 101 ve 272 sayılı yasalarına göre devlet şirketinin kontrolünde olan ve tüm Irak halkına ait olan bir şeyi Barzani sanki kendine aitmiş gibi iddiası da şu, efendim merkezi hükümet bize vermesi gereken %17'lik payı vermiyor. Onun çözümü uluslararası hukuktur. Kendi iç hukukunuzdur. Siz tabii, onun kavgasını verirseniz. Tabii Irak'la Barzani arasındaki iş bizle ilgisi yok. Peki. Bize ne oluyor? Enerji Bakanı Irak'a gitmeye çalışıyor. Irak hükümeti izin vermeyiz diyor. Uçağa geri iniyor. Evet, Kayseri'ye iniyor Erbil yerine. Yani siz diplomatik bütün bir rezillik söz konusu sanırım. Kaçıncı burada. Bu? Kaçıncı? Siz Irak'ın iç işlerine müdahale ediyorsunuz. Sayın Davutoğlu'nun demeçleri var. Bunu Irak hükümeti dile getiriyor. Diyor ki daha o zaman Dışişleri Bakanı iken El Irakiya listesi diyor. Yani Irak'ın içindeki bir partiden bahsediyoruz. Benim konutumda listeyi hazırladık diyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani bu ne fütursuzluktur? Ülke içinde hadi medyayı ele geçirmişsiniz. Bunu yapıyorsunuz. Yani hem Irak'ın iç işlerine karışıyorsunuz. Hem bu hukuksuz petrol ticaretinin altyapısını oluşturuyorsunuz. Bugüne kadar 13 tane de tanker Ceyhan Limanı'ndan Irak hükümetinin itirazlarına rağmen piyasaya sürülüyor ve Irak gitti ICC ile Paris'te Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde dava açtı. Türkiye aleyhine, BOTAŞ aleyhine. Şimdi bütün bunları yapan bir devlet konumundayken siz kalktı New York Times'da bu iddiayı ortaya attı. Tekrar ediyorum yani New York Times'da şimdi orijinalinden de ben takip ediyorum. Hem tercüme hatası olmasın hem aşırı yorum olmasın diye. Şunu söylüyor yani hem CSIS'den Yuan Zarate'nin bir takım demeçleri var ama James Phillips Heritage Foundation'dan yani o manşetlere çıkan Türk yetkililer de hükümet yetkilileri de işin içine karıştırılıyor o iddialarda. Aynen şöyle söylüyor yani bizim nüanslara dikkat etmemiz lazım yani iddiaları dile getirirken. Burada maybe even government officials diyor yani büyük bir ihtimalle ya da ihtimaldir ki hükümet yetkilileri de bu işin içinde. Şimdi bunun arkası dediğim gibi böyle oturup gayri ciddi bir şekilde New York Times iddiaları dile getirmez. Belli ki arkasında dinlemelerden, uydu görüntülerinden tespit edilmiş bir takım somut olaylar var. Haber Türkiye'ye yansırken Cumhuriyet Gazetesi dikkat çekmişti. Onu hatırlatmak isterim. Pentagon yetkilisi sunuş yaparken de ifade ettim. Tankerleri biliyoruz, vurmadık, vururuz diyor. Evet, bu da ayrı bir yani beyan Pentagon'dan geliyor. Dolayısıyla bu oluyor bu sevkiyat. Peki sizin İşiniz ne? Yani devlet olarak sizin göreviniz ne? Kevgire dönmüş. Ama ya göz yumuyorsunuz ya acizsiniz. Yani sürekli olarak biz Orta Doğu'da bize sormadan yaprak kıpırdamaz iddiasını ortaya atıyorsunuz. Böbürleniyorsunuz. Sıfır sorun derken yani halimize bakın Suriye ile Irak'la İran'la işte doğalgazda bugün sabah haberleri okuyorsunuz. Tahkim süreci yaşıyoruz. Ha, onun bir de dış politika boyutunu söyleyelim. Şimdi konuları dağıtmayayım ama tespitimiz tekrar şu olsun. Bir, boru hatları vasıtasıyla Irak'tan Kerkük Yumurtalık boru hattında uluslararası hukuka, Irak yasalarına, Irak'la imzaladığımız Irak-Türkiye Ham Petrol boru hattı anlaşmasına aykırı olarak uzun süredir Barzani ile işbirliği yaparak hukuksuz bir iş yapıyoruz. Bunu yapan bir devlet konumundasınız. Bu bir. İkincisi,
Suriye üstünden biraz önce işte şu anda da gösterilen şu ilkel hortumlarla yahut da plastik borularla bir kaçakçılık. O taraftan IŞİD yüklüyorsa bunu ya da ara elemanlar, bu tarafta da birileri alıyor. Genelkurmay'ın bulduğu bir kısmıdır mutlaka, yani hepsi değildir ya da göstermeliktir. Çekide dönmüş uzun bir sınır var, şimdi onu da belirleyelim değil mi? Çok uzun bir sınırımız var sonuçta Suriye ile. Ve hiçbir şekilde kontrolün olmadığı ifade ediliyor. Sadece insanların gelişi gidişiyle ilgili olarak değil, elbette bu kaçakçılık hikayeleriyle ilgili olarak da. Dolayısıyla Suriye'den bu var ve Irak'tan biraz önce söylediğimiz ham petrol boru hattının dışında 2008'den beri devam etmekte olan, 2010'dan itibaren iyice artan, kamyonlarla günde 700 kamyona varan, her bir kamyon tekrar ediyorum 26 ton, çarptığınız zaman yaklaşık 1 milyon dolar değerinde. Kara borsa deyin 500 milyon dolar. Fena para değil. Allah bereket versin. İki tarafta da. Sınırın iki tarafında da birileri. Bu kaçağın 8 milyon dolar mı günlük, öyle mi? Hayır hayır. O abartılı. Birçok kaynakta. Şimdi bunu tabii kesin olarak hiçbirimizin söyleme ihtimali yok. Ama uluslararası basında çok sık tekrar eden, hani bir kaynaktan alıp 10 kere tekrar edilen değil de farklı kaynaklardan öne sürülen rakamlar, Suriye'den yapılan ticaretin yaklaşık tahminen 1 milyon dolar günlük, Irak'tan yapılan, bu IŞİD'in elindeki ama benim söylediğim. Hı hı. Sadece IŞİD kontrolünde. Barzani olayı Suriye'de ayrı. Suriye'de öyle. Ha, Suriye'den tamam. Bir, Irak'tan bir, IŞİD'in kontrolünde yaklaşık günde 2 milyon dolar. Yani siz bunu yıllık rakama çevirirseniz 750-760 milyon dolar yıllık bir rakam ki adam satın almada kullanıyor IŞİD. Silah almada, her türlü lojistik desteği sağlamada bunu yapıyor. Aşiretler satın alınıyor. Bırakın adam satın almayı. Dolayısıyla bunun kesilmesi lazım. Şunu da rica edeyim, ben arkadaşlarımız da yazsın. Çünkü çok önemli, söylediğiniz rakamları verelim. Suriye'den günlük 1 milyon dolar. Tahminler. Evet. Irak'tan günlük 2 milyon. 1 milyon dolar. Toplamda 2 milyon günlük 2 milyon dolarlık bir kaçak petrol olayı var. Bu IŞİD sadece. Yani IŞİD bunu gözden boyunca kaçırmayalım. Tamam. Özellikle vurguluyorum çünkü Barzani ile yapılan iş yani çok daha büyük. Yani şöyle yazalım. Arkadaşlar şöyle yazalım. Sevgili Kutay yardımcı olsun bize. IŞİD ile Türkiye arasında günlük 2 milyon dolarlık kaçak petrol ticareti var. Evet, yani şöyle söyleyelim. Türkiye'de ağırlıklı ama iddialar o ki İran üstünden de yapılıyor. Irak'ın kuzeyine de gidiyor. Kuzeyinden belki Türkiye'ye geliyor. Başka bir çıkış yolları yok ama sonuçta IŞİD'in kontrolünde 2 milyon dolar, bunun önemli bir kısmının Türkiye üstünden yapıldığı öne sürülüyor. Yani baktığınız zaman 25 bin varille 40 bin varil arası her iki ülkede de IŞİD'in kontrolünde bir petrol varlığından söz ediliyor. Tabii bu uluslararası piyasalarda 100 dolardır bunun varili bugün. Ama iş şeye döndüğü zaman, kara borsaya döndüğü zaman iddialar o ki 50-55 dolar civarında bir işlem görüyor. Gene de bedavaya ele geçirdiğiniz bir şeyi 10 dolara da satsanız ne malanıyorsunuz. Bu IŞİD'in bütün bu terörist faaliyetlerini, yeni eleman ele geçirme, aşiret satın alma vesaire, silah ve bütün bunlara lojistik altyapı sağlıyor. Bu eğer kesebilirseniz bunu, IŞİD'in kolunu kanadını kırarsınız. Batılılar da kim yarattı IŞİD'i, onları da tartışabiliriz. Hı. Ama yani burada konuştuğumuz şey Türkiye'nin üstüne düşen görevi yapmadığı ve sıkıştırılmaya başlandığı anlaşılıyor. Yani bu durduk yere yok James Phillips'in, CSIS'ten Ahmet'in, Mehmet'in söyleyeceği şeyler değil. Belli ki o uydu görüntüleriyle, yani meraklısı New York Times'in dünkü haberine girsin. Gerçekten bütün onları interaktif olarak, bütün o yolları izleyerek, o kamyonlar ve hepsini mesnetsiz görebiliyorsunuz. Mesnetsiz değil, detaylandırmışlar zaten. Muhabir mi yaptı bunu? Yani dosya belli gelmiş, ki belli ki bir şey var. Aynı bizdeki bazı servislerin yapıldığı gibi yani. Tabii görüyoruz zaman zaman yandaş gazetelerde benzeri durumlar, tabii ki dosyalar geliyor da Amerika Birleşik Devletleri burada herhalde Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyor. Bunları deşifre ederiz demek istiyor diye de yorumlamak lazım. Böyle yorumlayabiliriz. Aynı IŞİD, şey Almanya. İttifakına katıl demek istiyor ya da incirliği aç demek istiyor, bilemiyorum. Önümüzdeki günlerde herhalde belli olur bu ama bu olayın bitmeyeceğini ben bunu tahmin ederek söylüyorum. Detayları da önümüzdeki günlerde deşifre edilecek. Bunu anlıyoruz herhalde. Öyle görülüyor. Bakın bir de şunu söyleyeyim. Ben özellikle konuyu dağıtmamak için vurgulamadım ama olaya biraz daha yukarıdan baktığınızda Türkiye kendi açısından petrolde ve doğalgazda dışa çok yüksek oranda bağımlı bir ülke konumunda. Biz tükettiğimiz petrolün
%92'sini, doğalgazın %98'ini ithal ediyoruz. Yani diyebiliriz ki pratikte ikisinde de tamamen dışa bağımlıyız. Peki hangi ülkelere bağımlıyız? İran, Irak ve Rusya öne çıkıyor. Petrolde bu üçü, doğalgazda %58'ini Rusya'dan, %19'unu İran'dan alıyorsunuz. Toplam %77 iki ülkeye bağımlısınız. Petrole gelin, %32'si Irak'tan olmak üzere, %8'i Rusya'dan, %68 de Rusya, Irak ve İran'a. Niye bu üç ülkeyi söylüyorum? Şunun için, siz topraklarınıza patriotları diktiniz. Siz topraklarınıza füze kalkanını diktiniz. Suriye'ye saldırgan politika, Irak'ın iç işlerine karıştınız. Barzani ile oturduğunuz Irak'a ait petrolü yasa dışı bir şekilde pazarlamaya altyapı oluşturuyorsunuz. Bütün bunlar karşı tarafta tehdit algılaması yaratıyor. Türkiye'nin bir de enerji güvenliğini riske sokuyorsunuz. Bu ülkeler tehdit algılaması alıyorsa sizi istikrarsızlaştırmak için onlar da ellerinden geleni yaparlar. Yani dünyada böyle bir politika, ne enerji politikası, ne dış politika, ne ticaret anlayışı olmamıştır. Dar anlamıyla bir takım şirketleri öne çıkaran, biraz önce bir tanesinin örneğini verdim. Kim o kamyonlarla ticareti yapıyor? Devlet şirketi değil, özel şirket. Yurt dışında kurduğunuz kimisi şirketler. Dolayısıyla bunlar üstünden iş yapıyorsunuz. Yani 2 milyon dolarlık, günlük 2 milyon dolarlık bir ticaret var. Dolayısıyla bunun da bir IŞİD tarafı varken bir de Türkiye tarafı var. Bu da New York Times'in yazdığı haberde işaret edilen, Türkiye'de yankılanan ve reddedilen, yalanlanan boyutu. Ama var, görünüyor. Veriler bunu gösteriyor yani. Biz de bunu nereye tespit kadar, etmiş olduk. Nereye kadar gidecek? Şimdi yatsıya kadar. Herhalde. Yani az evvel dediniz ki bağımlılık. Şimdi Türkiye bir yandan bu bağımlılıklarıyla beraber enerji politikasını tam bir üstten bakalım. Süremizin de sonuna doğru gidiyoruz. Türkiye'nin, AKP'nin bu 12 yıllık süreçte bu enerji politikasına bir bakalım. Ne noktaya getirdi? Taraf gazetesindeydi sanıyorum, sürmanşette. Reza Zarrab fiyatı mavi akımdan bile fazla diye bir haber vardı. Bilmiyorum gördünüz mü ama o, hani gördüyseniz oradan da detaylandırabiliriz. Gördüm. Evet. Nereye getirdi enerji politikasını? Ne yapıyor şu anda hükümet? Zamanımız dar olduğu için bir gün onu sadece enerji politikaları bazında konuşuruz ama hemen şunu söyleyeyim. Yani 2000 yılıyla bugünü karşılaştırdığınızda, kabaca AKP dönemini diyelim, dışarıya bağımlılığımız %67 seviyesinden %72'ye gelmiş. Yani dışa bağımlılığımız artmış. Bizim petrol, doğalgaz ve kömür ithalatı faturamız 2000 yılında 9 milyar dolarken şimdi gelmiş 60 milyar dolara. Toplam ithalatımızın %25'i enerji ithalatı olmuş. Buradaki bağımlılığınız, biraz önce söylediğim gibi, aşırı oranda 3 tane ülkeye ve o ülkeyle ilişkileriniz görünürde iyi gibi görünse de, hani Putin'i düşünün, Putin'le ticaret yapıyor arkadaşlar, değil mi? Dar anlamıyla. Ve çünkü orada hani şeffaflık çok olmadığı için o ülkeyle iş yapmak kolay geliyor bizimkilere, yani AKP iktidarına. Ama Putin mesela geldi, patriotlarla ilgili bir şey söyledi. Çehov'dan alıntı yaparak dedi ki, Çehov'un sözleriyle, bir piyeste eğer duvarda bir tüfek asılıysa ilk sahnede, son sahnede o tüfek patlar. Yani patriotlara gönderme, ya bu orada süs değil. Siz bir amaçla yapıyorsunuz, bu iyi olmaz. Yani günü geldiğinde bunun faturasını ödersiniz. Bu 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 3 milyar dolarlık karşılıklı ticaretle bu işi bir yere kadar götürürsünüz. Ekopolitik diyelim herhalde. Yani işin bir de ekonomik boyutu olduğu kadar politik boyutu da olacak. Tabii. Birbirini destekler gidecek. Türkiye'nin zengin kaynakları atıl bekliyor ama siz ısrarla özellikle de doğalgaza dayalı politikalarınızı sürdürüyorsunuz. Söyleminiz başka. Türkiye bugün tükettiği enerjinin %31'ini, elektrik üretiminin %44'ünü doğalgazla karşılıyor ve bunda tamamen dışa bağımlısınız. Diyorlar ki azaltacağız. Tam tersine, EPDK'nın yeni olarak verdiği lisanslar en az 30 ila 40 milyar metreküp yeni gaz alımına işaret ediyor. Dolayısıyla bu politika yanlıştır. Türkiye'nin zengin kaynakları, hidroelektrik, lignit, ama ondan da önemlisi rüzgar, güneş, jeotermal, biyoyakıt, bunların hepsi atıl bekliyor. Dolayısıyla getirdikleri konum bu. İşin her bir alanında ticarete endeksli. Yani ulusal çıkar, kamu yararı, stratejik öncelikler, bunların hiçbirisi yok. Varsa yoksa yandaş şirketlerin palazlanması, karlı kamu kurumlarının yandaşlara devredilmesi
bunun üzerine götürüyorlar. Bir rant kafası, sadece başka kar kafası yok. Var. Evet. Başka bir şey yok, evet, diyorsunuz. Evet. Şimdi peki bir kazanç olduğu kadar Türkiye'nin çıkarları anlamında zararı da var mı? Onu merak ettim şimdi ben. Olmaz olur mu? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Enerji güvenliği dediğiniz şey. Mesela kışın ortasında sizin doğal gazınız kesiliyor. Hatırlayalım. Efendim Ukrayna mı yaptı, yok Rusya'dan mı kesildi? Nereden kesildiyse kesildi. Sonuçta %100 dışa bağımlısınız. Yeterli doğal gaz depo kapasiteniz yok. Günlük bazda baktığınızda Ukrayna üstünden gelen hat örneğin günde 40 milyon metreküple özellikle İstanbul'u ve Marmara'yı besliyor. Sizin depo kapasiteniz 18 milyon metreküp ve belli bir süre yetebilir. Alabileceğiniz ekstra bir şey de son derece sınırlı. O hattın kesilmesi sizin önce doğal gazınızı keser. Doğal gaz nerede kullanılıyorsa sanayide, elektrik üretiminde. Bir iki gün içinde de elektriğin de %44'ünü biz doğal gazla karşıladığımız için bu sefer elektrik kesintileri ve fiyat artışları. Bu bir tane örnek size. Riskleri barındırıyor. Tabii şu var, sadece bizi ilgilendiren, vatandaşı ilgilendiren kısmı şu. Evimizde soğukta kalabiliriz, donabiliriz ve de çok para verebiliriz ısınmak için. Ama bu işin bir de sanayi boyutu var elbette. Tabii, yani o anlamda da bağımlılık çok riskli sanıyorum. Tabii ama kaynaklarınız var. Hani bardağın dolu tarafı var. Yani ben onları da ayrıca anlatırım. Çünkü bu konuda çok kapsamlı çalışmalarımız var. Ve hani yeni bir şey de değil. Ortaya şunu koyduğumuz... yeri gelmişken belirtelim o zaman. Cumhuriyet Sevinim. Halk Partisi'ne hazırladığınız bir rapor var. Enerji politikası diye. Bu raporun içerisinde olması gerekenleri hepsi sıralıyorsunuz. Hepsi var. Evet. Hani hep deniyor ya politikası, evet, yok diye. Üstelik CHP'de... bu parti belgesi. Evet. Sayın Genel Başkan'ın da sunuş yazısıyla artık bir parti belgesi. Politika var. Bütün çözüm önerileri yani termik konusunda, hidroelektrik konusunda, nükleerde... Yerli kaynaklarda enerji verimliliğinde ne öneriyor? Güneş, rüzgar, hepsi, en çok tartışılan hepsi. Konular zaten var Türkiye mı, yok açısından. Mu? Evet. Şimdi bu anlamda olması gereken tabii ki süremiz yetmez yani hepsini anlatamayız ama bu zihniyette o kar amacı düşünülüyor sadece derken olması gereken zihniyetin ne olması gerektiğini bu birkaç cümleyle ifade tabii, edelim mi? Yani bir kere enerji dediğiniz hadise aynı su gibi hava gibi sizin temel hakkınız. Yani devlet de bunu sağlamakla yükümlü. Bu sadece bir takım şirketlerin cebini doldurmaları için oyun oynayacakları bir alan değil. Dolayısıyla burada bu temel felsefeyle hareket etmeli bir. İki, sürdürülebilirlik vesaire bir takım kavramlar çok kullanılıyor. Asıl amaç şudur. Bu kaynaklar sadece sizinle bana, yani bugün yaşayanlara ait değil. Gelecek nesillerin de Türkiye'nin bütün bu kaynakları, bulunanlar ve bulunacak olanlar. Dolayısıyla bunları siz hovardaca harcayamazsınız. Doğayı da kirletemezsiniz. Yani bir derenin üstüne 20 tane regülatör dizip, o hem orayı kurutup, hem de o yöre halkının oradan göçmesine vesaire neden olamazsınız. Bütün bu kaynakları geliştirmenin bilimsel yolları vardır. Her kaynak bir biçimde enerjiye çevirdiğinizde doğayı kirletir. Ama bunu optimize etmeniz ve doğru politikalarla bezemeniz lazım. Elimizden geldiğince meslek odalarıyla birlikte çok uzun yılların birikimini aktarmaya çalıştık. Dolayısıyla yani böyle hamasi olmaktan öte çok somut olarak yani bir kaynağın etinden sütünden hani derler ya her şeyinden faydalanmak. Örneğin doğal gazı kullanıyorsanız da bunun kojen, trijen gibi yani açığa çıkan buharı havaya salmak yerine bunun ısınma amaçlı, soğutma amaçlı kullanılması. Eğer yakında bir kent ya da yerleşim birimi site varsa buraya verilmesi yani bir sanayi tesisinin ya da elektrik üreten bir takım santrallerin bütün bunların bir plana ihtiyacı vardır. Bunları ortaya koymaya çalıştık. Yani termik santral yapılır mı yapılmaz mı? Yapılabilir. Yeri doğru seçersiniz ama gidip de sit alanına burası sit alanı değildir diye yalandan bir takım raporlar düzenleyerek çıkarım. Değil. Orman arazisine, birinci sınıf tarım arazisine, balık üreme yani Gerze'ye gidin. Meraklısı bilir. Hı hı. Yani Gerze'de Yaykıl Köyü'nde bir santral yapmaya kalkıyorsunuz. Nereye termik santral yapılmaz ve nasıl yapılmaz? Sanki onun örneğini veriyorlar. Bir, Türkiye'nin en güzel palamutlarının ürediği denizin kıyısı bir. İki, sit alanı Roma döneminden kalma harabeler daha envanteri çıkmamış. Üç, bir kısmı tarım arazisi, bir kısmı orman arazisi ve ithal kömür. Yani neresinden tutsanız dökülüyor. Kendi kaynaklarınız duruyor. Bütün doğayı tahrip ediyorsunuz. Yöre halkı yırtınıyor.
dengeyi bozdunuz. Ve siz jandarmayla bunu önlemeye çalışıyorsunuz. Tabii sadece o değil, hidroelektrik santralleri, HES'lere karşı da bir haklı mücadele var. Köylülerin şimdi zaman zaman biz de gündeme getiriyoruz. Bir ciddi de uyanış var Anadolu'da, onu var görüyoruz yani. Ciddi bir örgütlenme var bu anlamda. Ve maalesef sadece jandarma değil, özel güvenlikle de karşı karşıya kalıyorlar. Silahların sıkıldığını da görüyoruz, haberler gündeme geliyor. O özel güvenliğin bir kısmının da üstelik yetkisi yok. Yani birçok yer, Ahmetler Köyü'nde oldu örneğin. Hı hı. Antalya'da. Şimdi, diyor ki mesela, efendim ÇED raporumuz var, örnek diye söylüyorum. Ayrıca diyor dava açtılar, reddedildi. Şimdi ilk bakışta hani insanlara bu anlatılıyor. Birincisi, ÇED raporu yok. ÇED'e gerek yoktur. Hani moda ya, hı hı, torba yasalarla falan, hı hı, ÇED'e gerek yoktur diye bir kere kafadan bir kağıt. İki, niye yürütmeyi durdurma reddediliyor? Şundan, siz doğru dürüst bunun ilanını yapacaksınız. Halkı bilinçlendirme toplantısı yapacaksınız. Ahmetler Köyü halkı sabahtan akşama, bu bir örnek yani, Ahmetler Köyü, Tortum'da, her tarafta var bu. Hı hı hı. Sabahtan akşama şeye mi gidecek, kaymakamlığa mı? Nerede astınız bu ilanı? Kaymakamlıkta. Yani bugün ne tezgahlanıyor diye her gün ya muhtar ya birisi gideceksiniz. Köy yerinde bunun ilanını yapmamışsınız. Süre bitmiş, itiraz süresi. İş makinalarını dayamışlar köye. Köylü ilk defa o gün görmüş. Şimdi bunu anlatıyorlar. Hem ÇED'imiz var. Hı hı. Boşa da bir de isyan ediyorlar. Böyle değil. Yani tam bir hukuksuzluk var Türkiye'de. Dolayısıyla yapılabilecek santrallere de toptan bir karşı çıkış var. Onun için bu yanlışlar düzeltilmeli önce ve halkın karşı çıktığı işin yapılmaması, neden yararlı olduğunun aslında da usulünce anlatılması lazım. Evet Sayın Pamir, aslında yeri gelmişken daha evvel de ben öneriler sunduğum bir geçen dönem yayında o bölümde de değerlendirmiştim. Yeri gelmişken tekrar hatırlatmak isterim izlemeyenler için. Hem bu mücadeleyi çok iyi anlatıyor, hem de özü, işin özü ve mantığını çok güzel koyuyor. Verimlilik adına Türkiye'deki Entelköy, Efeköy'e karşı izlemiş miydiniz? İzledim, evet. Çok keyifli bir film. Bu anlamda bu enerji santrallerine karşı köylü mücadelesini, aslında entel ve köylü mücadelesini çok farklı bir şekilde anlatıyor. Yeri gelmişken hani o mantığı da algılamak bakımından izlemeyen izleyicilerimize hatırlatmış olalım isterim. Şimdi şöyle bağlayalım dilerseniz, yanlışlıkları düzeltmek adına aslında Türkiye'nin zengin bir enerji imkanı var. Siz de zaten kitapçığın kapağına koymuşsunuz, güneş, rüzgar, jeotermal, teknoloji, tasarruf, yerli imalat, verimlilik diyen unsurlar var. Türkiye'de bu çeşitliliği sağlamak mümkün. Çok mu maliyetli? Niye yapılmıyor? Ha şimdi şu maliyet sözcüğü ne anlama neye geliyor? Neye göre? Deniyor İnsan ki, hayatına yani güneş, göre maliyet mi acaba? Rüzgar vesaire, bunlar konvansiyonel, alışılagelmiş kaynaklara göre pahalı. Doğrudur, güneş bugün için baktığınız zaman ilk yatırım maliyeti vesaire böyle. Ama dünyada çok hızla gelişen bir teknoloji var. Ne yapmış devletler? Gelişmişler önce teşvik veriyor. Almanya örneğine bakın. Çok 40 euro sent gibi kilowatt saatine başta teşvik vermiş. Bakmış ki bu bizde kantarın topuzu biraz farklı gidiyor. Bu teşvikleri azaltırken teknolojinin yardımıyla bir Airbus kanatları kadar büyük rüzgar türbünü kanatları yapmaya başlamışlar. Ve iddiaları o ki 10 yıl içinde kömürün maliyetini yakalayıp geçeceğiz rüzgarda. Güneşte de büyük bir hızla aşağı doğru iniş var, hı hı, ve bunlar son tahlilde eğer teknolojiniz varsa, yerli imalata da el atabiliyorsanız, ama yoksa sadece bizim güneşimiz var, rüzgarımız var demekle olmuyor. Çünkü %90 küsürü bütün maliyetin, bütün bu aksama gidiyor. Siz dolayısıyla hidroelektrik santrallerde kullandığınız türbinlerin, gene rüzgar türbinlerinin, güneş panellerinin, bütün bunların yerli imalatını gerçekleştirebiliyorsanız o zaman dışa bağımlılıktan, onu kırmaktan söz edebilirsiniz. Hı hı. Bunu yapabilecek potansiyel var. Organize sanayi bölgeleri var. Özel sektörle üniversitelerin işbirliği, devletin öncülüğü ve teşviğinde, ama bunlar ufak fındık fıstık gibi geliyor. Çünkü bir nükleer santral dediğiniz şey 20-25 milyar dolar gibi rakamlar var. Bunun da hatır sayılır bir komisyonu oluyor. Onun için bunu savunanlar gündeme çok gelmiyor, oluyor. Gözlerini kapatabiliyorlar birçok nükleer şey ama insanlar gündeme getiriliyor. Ama bunun atığı ne olacak? İşletme güvenliği var mı? Gelecek nesilleri tehdit ediyor mu? Akkuyu örneğinde Rusya'ya bağımlılığımızı daha da arttırıyor mu? Ki hepsi evet, evet, evet. Bunlar hiç önemli değil. Boğazlardan gelecek yakıt, geri gidecek atık. Yani böyle bir şey yok. Bakana soruyorlar, nükleer atıkları ne yapacağız diye. Mesela Fatih Altaylı soruyor, o bizim işimiz değil, Ruslar halledecek. Böyle bir şey olabilir mi?
sizin hadi ülkenizde koydu ortaya çıkan. Senin sınırlarında bir yere ki bazen atıklar da haber oluyor. Bir anda bir yerde bir atıkla karşı evet. karşıya kalıyoruz. Herkesi dört göz bütün arazilere dikemeyeceğimize göre her an her şeyle karşılaşabiliyoruz maalesef. Dinlenen bir ülkeyiz zaten. Soma'yı görüyorsunuz. Yani neresinden tutalım? Hangi birini konuşalım? Evet. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür Sayın ediyorum. Pamir. Süremiz yettiğince hakikaten hem Türkiye'nin enerji fotoğrafını ortaya koyduk hem de altını çizelim. IŞİD iddiası, IŞİD'le Türkiye arasındaki kaçak petrol ticareti iddiası New York Times'ın hükümet tarafından yalanlansa, Cumhurbaşkanı tarafından yalanlansa da ortada bir gerçek var. Günlük 2 milyon dolar kaçak petrol ticareti yapıyor IŞİD. IŞİD kanadı olduğu gibi bunun bir de Türkiye'de hükümet kanadı hükümete vardı, varmazdı, işte adaylara mı vardı, kime vardı bilmiyoruz ama nihayetinde bir de Türkiye'de bu ticaretin bir karşılığı var. Onun altını çizdik. Sevgili izleyiciler, süremizin sonuna geldi. Hemen bugünün flaş gelişmesi, geceden güne yansıyan flaş gelişmeyle kapatalım programı. Valiler kararnamesi, gece çıkan valiler kararnamesini hatırlatalım. Vali Mutlu, o tartışılan isim, İstanbul Valisi Mutlu merkeze alındı. Malatya Valisi artık İstanbul Valisi, Malatya Valisi Vasip Şahin İstanbul'a atandı. Ve dikkat çeken bir başka isim, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin artık Samsun Valisi. Şahin'le ilgili dedikodular çıkmıştı. Odasını toplayıp izne çıktığı da aktarılıyor haberde. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker Antalya Valisi oldu. Tek kadın vali olan Yalova Valisi Esengül Civelek Kırklareli Valiliğine atandı. Bir başka dikkat çekici isim İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacı Müftüoğlu MGK Genel Sekreterliğine getirildi. Antalya Valisi Sebahattin Öztürk İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olurken Hatay Valisi Celalettin Lekesiz Emniyet Genel Müdürü oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar da Ankara Valisi oldu sevgili izleyiciler. Evet, birkaç ili ilgilendiren atamalar 9 valinin merkeze alınmasıyla ve İstanbul Valisi özelinde özellikle dikkat çekiyor. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle güne birlikte hazırlanalım diyoruz. Bekliyoruz. Hoşçakalın.